Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, önceki videomuzda bahsettik. Arkadaşımız İdris değil mi adam? Evet, İdris arkadaşımıza bir tane muhabbet kuşu vereceğiz. İstiyorsa çift olarak da verebilirim. Yani bir dişi bir erkek de verebilirim. Kendinin gönlüne kalmış, nasıl beslemek istiyorsa o şekilde vereceğiz. İdris Şanlıurfa'da oturuyor. Kendisi bizi takip ediyor. Yani videolarımızı falan da izliyor. İdris'im ne söylemek istersin? Buradan abime çok teşekkür ediyorum. Bize kuş hediye etmek istedi. Aynen. Videomuzda bahsettik zaten. Aynen. Kendisi lise öğrencisi. Aynen. Lise kaça gidiyorsun? 10. sınıf. 10. sınıf lise öğrencisi. Şimdi de abi çok fazla falan yok dedi. 100 lira olduğunu söylemişti. Yani bizim de kendimizin gönlümüzden kopan yani muhabbet kuşu vardı. Sarıları beğendi. Yani buradaki sarı DF'leri beğendi değil mi? Aynen abi. Evet, şu erkeğin bir tanesini beğendi. Evet. Sarı kendisi videoda falan da görmüş, Instagram'dan da görmüş, oradan da paylaştırdık. Dediğimiz gibi bunlarda tüy sıkıntısı var ama tüy sıkıntısı çıkıyor. Yani kanatlarının, kuyrukların tüyleri dökülüyordu. Bunlar çıkıyor ama zamanla çıkıyor. Burada bir tane erkek veririz. Bir tane dişi isterse dişi de veririz. Evet. Gönlünden kopan neyse onu vereceğim. Aynen abi, sen bilirsin. Yani sen çift mi istiyorsun, bir tane erkek mi istiyorsun? Size kalmış bir şey abi. Yani bakarım değilsen bak hani bunlara bakacaksın. Evet bakarım sorun yok. Vitamini de eksik etmeyeceksin. Evet. Yani bunlara gözün gibi bak. Tamam. Tamamdır. Canlı hayvanlar sonuçta. Aynen abi. Hani ben bunları satmıyorum. Hani çünkü bu şekilde satılmaz. Tüyleri falan dökülmüş, kanatları dökülmüş. Ama altını çizeyim. Bunların kanadı, tüyü çıkar. Yani kanatları da çıkar, tüyleri de çıkar. Zamanla çıkar. Yine tüye falan da girer bu hayvanlar. Yani yine güzel olurlar. Bunların ileriki zamanlara bakın. Bu da mesela kardeşleri. O kuşlar da bunun gibi olur. Yani kanadı kuyruğu çıktığı zaman bunun gibi olacak. Yani biz Çam Sakızlı Çoban Harmanı İdris kardeşimize bir çift muhabbet kuşu hediye edeceğiz. Birazdan muhabbet kuşunu yakalayıp ayrı bir kafese koyup sizlere yine göstermiş olacağız. Evet, bir çift muhabbet kuşunu İdris kardeşimize ayırttık. Yani kuşları burada. İdris'imiz de zaten seviniyor. Aynen. Kendisi de hani evet. Ne söylemek istersin bize İdris'im? Şöyle aklından geçenleri söyle, düşüncelerini söyle, fikirlerini söyle. Yani abimize biraz burada... kendisi utanıyor. Aynen. Ben sözü kendisine vereyim biraz. Abimize çok teşekkür ederiz mesela. Ben bu cinsleri çok seviyorum. Önceden de görmüştüm. Almak abimiz hediye etmeyi nasip etti bize. Teşekkür ediyoruz. Yani kendisine bir miktar parası vardı. Dedim yani bizim de böyle bir tüy sıkıntısı muhabbet kuşlarımız vardı. Tüyleri çıkar İdris. Ondan yana sıkıntın olmasın. Evet. Ya zaten bak tüyleri falan hep patlamış. Çıkıyor. Yani 1-2 ay içinde tüyleri çıkar. İlk gençlik tüyünü de atar bu zaten. Genç olduğu için gençlik tüyünü de atacak. İlk tüyünü gördüğü zaman da atar. Tüyleri de çıkar. Yine bunlara vitamin falan takviyesi yaparsın. Bu şekilde fiyat söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bunların kanada kuyrukları olsaydı yani 500-600 TL civarlarına gidiyor. Çift fiyatı 500-600 TL civarlarına gidiyor. Yani kanadı kuyruğu döküldüğü için çıkar. Yine altına çiziyorum. Bunun kanat kuyrukları çıkacak. Biz İdris kardeşimize bir çift hediyemiz oldu. Güle güle beslesin. Yani böyle genç arkadaşlarımıza, genç takipçilerimize arada böyle hediyelerimiz olacak. Arkadaşlar yine çekilişimiz olacak. Çekilişten de bahsedeyim. Ocak ayı içerisinde muhabbet kuşu, birinciye bir çift muhabbet kuşu hediyemiz olacak. Önceki videomuzda bahsettik. Mesela burada bir tane erkek var. Bunun kanat kuyruk tüyleri çıkar o zamana kadar. Erkeğimiz orada. Dişimiz ise şurada. Bakın sarı DF dişimiz var. Yani bunu birinci kişiye hediye olarak göndermek istiyorum. İkinci kişiye ise mamamız olacak. Mama Mia Mix var elimizde 1 kilo. İkinci kişiye ondan göndereceğiz. Üçüncü kişiye ise arkadaşlar bir miktar para ödülümüz olacak. Para ödülümüz olacak. Yani Çam Sakızlı Çoban Armağanı gönlümüzden bir miktar para kopacak. Onları hediye edeceğiz takipçilerimize, izleyicilerimize. Evet, şimdilik İdris'i uğurlayacağım. İdris'le beraber bir görüntü resmi alacağız, kapak resmi alacağız. İdris'in söyleyecekleri bu kadar arkadaşlar. Kendisi bize teşekkür etti, sağ olsun dedi. Son bir şey söyleyecek İdris. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Evet, eyvallah kardeşim, sağ olasın. İdris'i uğurlayıp tekrardan videomuza devam edeceğiz. Evet, İdris'i yolcu ettik. İdris'i uğurladık. Hayırlı uğurlu olsun. Yani dediğimiz gibi kanat kuyruk tüyleri çıkacak. İdris'e gerekli bilgiler de verdim. Vitamin probiyotik vermesini söyledim. Dedi abi arkadaşımızda muhabbet kuşu var, o besliyor dedi. Yani ondan yem falan da alırım, vitaminler falan da alırım dedi. Artık bundan sonra bakımı İdris'e ait.
Yani böyle genç arkadaşlarımıza, genç hobidaşlara böyle yardımcı olmak lazım. Yani heves ediyorlar, heves ediyorlar bu işe. Küçüklükten başlayanlar da var. Yani elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Böyle ara ara bazen hediyelerimiz olacak, sürprizlerimiz olacak. Şu an için arkadaşlar, şu an için dediğimiz gibi bakın çekilişten bahsettim. Çekilişten yine bahsedeyim. Ocak ayı içerisinde çekiliş yapacağız. 3 kişiye, 3 talihli kişiye hediyelerimiz olacak. Çam sakızı, çoban armağanı. Kanalımızı takipte kalın. Yani detaylı bilgileri ilerleyen zamanlarda vereceğiz. Çekiliş videosunu çekeceğim. Özel olarak çekeceğim. Yani o videonun içerisinde ne yapmanız gerektiğini tek tek hepsini söyleyeceğim. Hepsini aktaracağım. Şu an için beklemede kalın. Bizi takipte kalın. Arkadaşlar burada bir değişikliğimiz oldu. Şu üst katta tepeli mantolu dişimiz vardı. Hayvan birinci yumurta yapmıştı zaten. Bunu bahsetmiştim, söylemiştim zaten, bilginiz de var. Onu buraya aldık. Dişiyi buraya attım. Dişiyi buraya attığımdan itibaren hayvan kuyruk kaldırdı. Yani çiftleşme pozisyonunu aldı. Hayvan zaten kızgındı. Belliydi zaten. Kızgınlık yumurtasını yaptı. Biz ne yaptık? Oradaki dişiyi aldık. Oradaki dişiyi alıp buraya attık. Attığımız andan itibaren hayvanlar çiftleşti. Onun videosunu aktaracağım. Yani videosunu da çekmiştim. Bir 35-40 saniyelik bir çiftleşme videosu var. Onu bu videonun arasına yerleştireceğim. İzlersiniz. Evet, dediğimiz gibi bu takımlar çiftleşti. Yani boş yumurta yapmasınlar diye böyle attım. Normalde bu dişiyi dinlendirmem lazımdı. Bir hafta, iki hafta dinlendirecektim ama hayvan zaten yumurta yapacak. Yani yumurta yapacak. Boş yere yumurta yapmasın, yumurtalar boş olmasın diye hayvanı buraya taşıdık. Bu erkeğimiz de boştaydı zaten. Yani kızgın bir erkek. Damızlık erkeğimiz. Bu boş yumurta arkadaşlar, bir numara diye yazdım. Yine buraya koydum. Solluğu falan da temizledim. Bakalım bunları takip edeceğiz. Bunlardan bir güzel haber gelirse artık ikinci yumurtadan itibaren dolu yumurta gelmeye başlayabilir belki. Veyahut da üçüncü yumurtadan itibaren dolu yumurta gelir. Onların takibini yapıyoruz. Rainbow dişimizde kursak mantarı sıkıntısı var galiba. Hayvan sürekli ağzından yem çıkarmaya çalışıyor. Kursak mantarı için, mantar türü için ilaç veriyorum zaten. Vonoxazol 40 ilaç geçiyoruz. Bunun önüne de geçecek. Bunun tedavisini de uygulayacağız. Geçtiğimiz ilacın içerisinde mantara karşı tedavi yöntemi de var. Evet, lasiklerimizin durumları iyi. Bunlarda bir sıkıntı yok. Pisliklerini falan şöyle göstereyim. Yani kuşlarımızda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın bunlarda da bir sıkıntı yok. Temizlik yapmıştık zaten. Tavalarımızı temizledik. Şunların kakalarını da göstereyim. Yani sağlıklı olan muhabbet kuşunun kakası bu şekilde olur. Yani tek nokta şeklinde olur. Muhabbet kuşu günde 50 kere 60 kere kakasını yapıyor. Mesela kuluçkaya yatan muhabbet kuşlarının pislikleri kalın oluyor, topak topak oluyor. Onun olmasındaki sebep şu arkadaşlar. Mesela kuluçkaya yattığında hayvan 2 saat, 3 saatte mesela 2-3 saat sonra belki kaka yapmaya çıkıyor. Yani biriktirdiği zaman kakalar topak topak oluyor. Yani hayvan kuluçkaya yattığında veyahut da çiftleştikten sonra yuva hazırlığında, mesela uzun süre yuvada kaldıktan sonra da kakaları büyük şeklinde oluyor. Yani büyük oluyor. Kısa bir bilgi olarak onu da sizlere söylemiş olalım arkadaşlar. Evet, burada bir ufak çiftleşmemiz vardı. Erkeğimiz birkaç kere dişin üstünde düştü ama yine bunlara da ilaç takviyesi yapıyoruz. Mantar ilacı geçiyoruz. Yani bunlardan, bunlar daha önce çiftleşmişti. Yani yumurta yapmamışlardı ama bakalım ilacın etkisi olursa bunlar da yakın zamanda yumurta yaparlar. Bir ara bu Texas dişimizi yuvaya girerken gördüm. Erkeğimiz de kırmızı göz taşıyıcı. Bu şekilde işledik. Altından sürpriz yavrular gelir. Yani Lutino da gelebilir, Texas taşıyıcı da gelebilir. Hayvan yuvasını hazırlamış zaten bakın. Şöyle yakından göstereyim. Evet, şu psikopatımız da kendini tavana asmış. Bakın akrobasi hareketler yapıyor.
Yani bunlar da yuva hazırlığından. Bunlar da pislikleri temiz. Evet, bayağı bir yuvayı dağıtmışlar. Yuvaya eşelemişler. Yuvaya kazımışlar. Yani yuvasını hazırlıyor hayvanlar. Evet, bunları da bekliyoruz. Rainbow takımımızda mantar sıkıntısı var. İnşallah yakın zamanda iyileşecek. Onun takibini yapacağız. Evet, bu takımlar da bu şekilde işlemiştik. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Şöyle güzel bir takımlarımız var. Erkeğimiz çok güzel. Yavrularımız var. Biraz yavrularımızdan bahsedip videomuzu sonlandıralım. Yani çok uzun bir video yapıp da sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Erkeğimiz tohum koydum önüne. Kızıl dalları koydum. Elenmiş kızıl dalları koyduk. Biraz da sağlık tohumu koydum. Erkek ondan yiyor. Yedikten sonra da muhabbet kuşunun yavrularına besleyecek. Veyahut da anneyi besleyecek. Erkek kuş anneyi besler. Annemiz ise yavrularını besler. Annemiz de tam yavru besliyordu galiba. Yuva kapağını açtık. 2, 4, yani 5-6 taneye yakın yavrumuz var burada. Bazısı bunların yavrusu. Bazısı buraya taşıdığımız yavrular. Yani şu 13 numarada bir tane yavru kaydırdık. O yavruya da bakıyorlar. Buradaki yavruyu niye kaydırdım? Çünkü buradaki yavrular büyümüştü. Yani 6 tane yavru büyümüştü. En son çıkan yavru da küçüktü. Yani en son çıkan yavru da küçüktü. O en son çıkan yavruyu üst kata taşıdım. Bakın 15 numaraya taşıdım. Yani bir nevi boylandırma işlemi yaptık. Yani böyle ara ara bazen yapıyorum arkadaşlar. Yani en son çıkan yavru belki bundan altında ezilip ölecekti. O yüzden dolayı biz de taşıma gereği duyduk. Evet, anne babamız da dallardan yiyor. Elenmiş dallardan. Bunları da sağlık tohumu kattık. Sağlık tohumundan koyduk. Onlar yiyor. Önünde de mama var zaten. Muhabbet kuşlarına mama yaptık. Yavrusu olan takımlara her gün mama yapmaya çalışıyorum. Çünkü benim prensibim bu şekilde. Yavrulu takımlara her gün mama yaptığım zaman yavrularım gelişimleri de güzel oluyor. Yani irilikleri de güzel oluyor. Hayvanlar daha çabuk gelişiyorlar. Yani ben bu şekilde hani uyguluyorum. Siz daha farklı da uygulayabilirsiniz. Ama yavrusu olan takımlara mutlaka mama vermenizi tavsiye ediyorum. Evet, burada Jumbo Tepeli takımlarımız var. Erkeğimiz nöbette. Bakın buna da mama yaptık. Dişimiz de içeride. Bir tane yavrusu çıktı bunların. Annemiz yumurtaya yatıyor ama yumurtayı tam altına almıyor. Yani tam yumurtayı kavramıyor. Bir tane yavrusu var orada. Onları çok fazla rahatsız etmeyelim. Rainbow'lara değişiklik yapmıştık. Dişimiz yuvaya girip çıkıyor. Şu an korktuğu için giriyor ama normalde de yuvaya girip çıkıyor. Bakın yuvamız temiz. Yuvanın içerisine mısır koçanı koymadım. Yani mısır koçanı niye koymadım? Yumurtaya yapsın, yumurtalar çıksın. Yumurtalar çıktıktan sonra, yavrular hepsi çıktıktan sonra mısır koçanı koyacağım. Mısır koçanı koyduğumuz zaman anne mesela anne yumurtaları çeviremiyor. Bazı yumurtalar ölüyor, bazı yumurtalar çıkmıyor. Yani biz de yavru çıkım oranı artsın diye mısır koçanı koymadım. Yani yuvamız şu an mısır koçanı yok, boş zaten. Yavrular çıktıktan sonra mısır koçanını koyacağız. Benim yuvalık malzemem mısır koçanı. Mısır koçanı veriyorum ben. Dişimizi değiştirdik. Dişi kuşu buraya aldık. Yani erkeğimiz hazır zaten. Buradaki dişide bir sıkıntı vardı. Yani kursak mantarı olduğu için hayvanlar çiftleşmiyordu. Yavru yumurta yapmıyorlardı. Biz de eş değiştirme gereği duyduk. Eş değişikliğine gittik. Bakalım onların takibini yapıyoruz. Şu keratoları şöyle bir yakından çekeyim. Evet, bunlar da yavrularını beslemek için dalları yiyorlar, sağlık tohumu yiyorlar. Yani bunlar da yavru besliyor arkadaşlar. 5 tane yavrusu var. Onları beslemek için mücadele yapıyorlar. Bakın burada bir yuva hazırlığı var. Dişimiz yuvan içerisinde. Erkeğimiz de nöbette. Onları bekliyoruz. Arkadaşlar, salmamızdaki bazı muhabbet kuşları ilk tüyüne girmişler. Tüy atıyorlar bakın. Hayvanlar tüy atıyorlar. Kafalarında hep tüy var. Tüy patlamış. Kanatlarında tüy patlamış. Yani bunlara tüye giren muhabbet kuşuna vitamin verirseniz iyi olur. Yani B vitamini ağırlıklı verirseniz iyi olur. Yulaf verirseniz de iyi olur. Çünkü tüydeki muhabbet kuşu yulaftan, vitaminden, vitaminle beslenirse tüyden çabuk çıkar. Mesela bu hayvan sarı tepeli olacak. Tepesi sarı olacak. Spangle, gri spangle, tepesi sarı olacak. Yani bunu anlayamadım. Yani erkek, aslında da erkek de yani burun kısımlarında çok hafif bir değişiklik var sanki. Belki tüyde olduğu için öyle olabilir belki. Yani bakacağız. Dişi ise bunu dişi solmasını alacağım.
Yani erkektir ya. Değişeceğini çok zannetmiyorum ama yani erkek olarak gördüm. Bazen yanılabiliyoruz ya. Bazen yanılabiliyoruz. Evet. Bu erkeğimiz de tüyde. Keratamız yoğun bir şekilde tüye girmiş. Şöyle odaklayalım bunu. Evet, bunlara tüye girmişler. İlk tüylerini, gençlik tüylerini atıyorlar. Hayvanlara mama takviyesi yapıyoruz. Yani salmaya attığım muhabbet kuşlarına genelde yavrusu olan takımlara verdiğim zaman onlar da mama veriyorum. Çünkü hayvanlar gelişim çağında, gelişim evresinde. Gelişim evresinde olan muhabbet kuşlarına mama yapıyorum. Mamayla destekliyorum. Evet, bunlar da bayağı bir yoğun şekilde, bakın anlaşıyorlar. Yine çiftleşirler bunlar. Birkaç kere daha çiftleşirler. Arkadaşlar bugün İdris kardeşimize bir çift muhabbet kuşu hediye ettik. Yani kanat kuyruk tüyleri yoktu. Dökülmüştü, tekrardan çıkacak. Kendisine gerekli nasıl bakacağını söyledim. Vitamin desteğiyle vitamin vereceğini söyledim. Mama yapıp vereceğini söyledim. Bazı konularda kendisine bilgi verdik. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah istediği gibi muhabbet kuşunu besler. İmkanı olmadığı için abi dedi harçlıklarından biriktirip 100 liram var dedi. Biz kendisine para almadık. Kendisine hediye ettik. Hayırlı olsun. İnşallah beğenir. Hediyemizi beğendiğini söyledi zaten. Yani böyle ara ara yine sürprizlerimiz, çekilişlerimiz olacak. Sizleri şaşırtırım arkadaşlar. Yani takipçilerinizi şaşırtırım. Böyle ara ara çekiliş yaparak sizlere hediye kuş gönderebilirim. Veyahut da hediye mama gönderebilirim. Yani bir miktar hediye olacak zaten. Çekilişimiz olacak. Bunun bilgisini verdik sizlere. Tekrardan bahsedip kafanızı şişirmek istemiyorum. Arkadaşlar şimdilik videomuz burada bitiyor. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.